Değerli arkadaşlar, rekabet kurulu bugün aldığı kararla British Petroleum, petrol şirketinin Türkiye'deki varlığının topyekün, topyekün e, petrol ofise devredilmesini onayladı. Bu 1912 yılında yani daha bu topraklarda Osmanlı yönetimi var iken buraya gelmiş, İran'a gelmiş, ee, ve devamında da 1912'den bu yana tam 112 yıldır burada aralıksız faaliyetlerini sürdüren bir İngiliz petrol şirketinin Türkiye'den çıkışıdır. Şimdi efendim British Petroleum'u Po aldı. Ne güzel falan deyip geçiştirilecek bir öyküden bahsetmiyoruz. Çünkü karşımızdaki şirket bildiğimiz şirketlerden değildir. British Petroleum büyük Britanya İmparatorluğu'nun sancak odasıdır. British Petroleum'un kendisi için yazılmış çok özel bir kitabı değerli bir İngiliz dostumdan almış ve okumuş bir insan olarak söylüyorum. O kitabı okurken 20. ve 21. yüzyıla doğru ilerleyen ama 19. yüzyılın o sonlarından 20. yüzyıla doğru giden bir tarihi okumuş oldum. Yani 20. yüzyılın tarihinden British Petroleum'u çek, geriye pek fazla bir şey kalmayabilir. Niye? Çünkü bu dünya iki defa dünya savaşı yaşamışsa, bu dünya savaşları özellikle dünya ekonomisinin ve sanayisinin değişimi doğrultusunda enerji savaşı olarak yaşamıştır ve bu enerji savaşını tetikleyen şirketin adı da British Petroleum'dur. British Petroleum İngiliz devletinin bir kanadıdır. Yani biz Petrol Ofisi olarak onun 770 olduğu söylenen benzin istasyonunu falan alarak eee bir önemli atak yapmış oluyor Türkiye. Ama neden buna karar verdi British Petroleum? Bu sorunun cevabı Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerini aydınlatacak kadar önemlidir. Niye? Çünkü British Petroleum'un Türkiye'den neden çekildiğine ilişkin çok böyle elle tutulur bir açıklama yok. Ben zaten böyle şirketlerin elle tutulur açıklama yapmaması halinde o devletlere ait derin ve gri yapıların devrede olduğuna inananlar grubundanımdır. Yani eğer bu tür bir karar çok net bir biçimde şu 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 nedenle anlatılmıyorsa veyahut ileri sürülen kişi öyle diyorlar Türkiye'de enerji piyasasına karşı dönük çok fazla regülasyon, düzenleme var ve piyasaya çok fazla müdahale ediliyor. Bir. 2 Operasyonel maliyetler yüksek kardeş. Ya operasyonel maliyetler lafı British Petroleum açısından komik bir laf ya. Yani. Regülasyonlar evet belki rahatsız olabilirsiniz. Çünkü bizde ekonomiyi teslim ettiğimiz bağımsız kurullar Uzunca bir süredir ne yazık ki siyasetin doğrudan tahakküme altında çalıştığı için oradan belki biraz ama bu çıkma nedeni olabilir mi? 112 yıl sonra bence değil. Efendim maliyetler. Bir e, buçuk milyon nüfuslu Trinidad ve Tobago'da devam ediyor adamın çalışmaları. 85 milyonluk bir pazarı nasıl bırakabilirsiniz ya? Efendim yeşil enerjiye dönüş. E dön. Türkiye'de yeşil enerjiye dönüşecek. Hani yeşil enerjiye dönüşüyorsun diye Türkiye'den çıkmak zorunda değilsin ki. Tam tersine. Belki de rüzgar enerjisiyle, termal enerjileriyle, şunlarıyla, bunlarıyla Türkiye yeşil enerjiye hedefleyen bir şirketin güzel ve kolay çalışabileceği bir yer. E o da değil yani. Bana göre o da değil. Peki Ardan abi ne? Bir de var şunu söyleyeyim. Yani çok uzmanlardan baktığım zaman 3 yılda yaklaşık 100 büyük dünya şirketi Türkiye'den çıkmış. 3 yılda. 100'e yakın. Mesela 2020'de Opel Torbalı'daki fabrikayı kapatmış gitmiş. Mesela Debenhams, Iglo, Banana Republic. Toys R Us, Topshop, Satürn, Best Buy, Park Bravo, Mazda. Bunların hepsi gitmişler. Bunlar benim yakalayabildiklerim. Ama yüze yakın diyor. Niye gidiyorlar? Yani dünyanın e, tam orta yerinde, Avrupa'ya da yakın, Arka'ya da yakın, doğaya Doğu'ya, enerji depolarına yakın, şu ya, buna yakın falan bir 85 milyonluk dinamik, genç, bir pazardan niye gidiyorlar? Abi beceremedi ya bırak. Yüz tane büyük şirketten bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde Zimbabwe'de becermiş de Türkiye'de mi becerememiş? Bir şey var burada. Bu, bu ülkede bir şey var arkadaşlar. Uğursuzluktan bahsetmiyorum. Benim metafizikle pek alakam yoktur. Mesela Total Enerji. Fransızlar davul zurnayla geldiler. Buraya biliyorsunuz. Sonra ne oldu birden? Demirören'e sattılar. Demirören de tabi baktı ki yapamıyor. O da o yaka sattı. Şimdi Total Energies isim hakkıyla satıldığı için hala var. Türkiye'de ama Fransız değil. Oyak isim hakkını kullanıyor. Oyak satış şartı öyleymiş. BP'de isim hakkı da kalmıyor. Petrol ofise geçmiş olacak. Neyse şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir British Petroleum'un İngilizlerin devlet yapılanmasının ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle kaygılıyım İngiltere veya işte Anglo-Amerikan dediğimiz o İngiliz-Amerikan ittifakının Türkiye'ye karşı yeni bir stratejisi mi var? Mesela işte Kıbrıs'ta Rumlarla Amerika'nın savunma işbirliği anlaşması yapması ne bileyim Amerika'nın PKK yönetiminin olduğu Suriye'de Merkez Bankası kurması falan bir şey bir şey yapılıyor. Adını koyamadığımız bir şey var burada. Ama şu kendimize batıracak olursak şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 23 Eylül'de New York'ta 100 Amerikan şirketiyle buluşacakmış patronları. Bol Ama yabancı sermayenin bu ülkede rahat ve hızlı gelmesi için uygulanması gereken bir takım şartlar var. Mesela şeffaf maliye. Niçin ben bir yabancı şirket olarak düzenli olarak vergimi ödüyorum da siyasete yakın bir takım adamların vergileri şakkadanak erteleniyor. Bu soru sorulduğu an bir yönetim kurulunda o şirket gider burada. Hukuk. Hukukun siyasetten bağımsız, adil ve tamamen tarafsız bir ta görüntü sergilemediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. İç siyasetin hukuka yansıdığı an zaten bu görüntün yok olur zaten. Yani ve bağımsız kurulların Merkez Bankası Başkanlığı bile artık siyasi atamaya dönüşmüş vaziyette. Şimdi bunları düzeltmeden siz 100 tane adamla buluşun. Tamam buluşun ne olacak? Bir şey olmayacak ki. Adamlar yine dönüp dolaşıp yönetim kurullarında şu Türkiye'ye yatırım yapalım bakalım nasıl bir ülke dediği an bu çıkacak karşısına zaten. Yani bu British Petroleum'un Türkiye'den çıkışını iyi izlemek lazım. Onu söylüyorum. Ve oradan belki de bizim alacağımız önlemlerin ipuçları çıkacaktır. Hoşçakalın.